köy işlerinde bugün. Bugün ne? Dikeci. Pilavcı. Buyurun efendim. Bugün en sonunda aylar öncesinde aldığımız asmalarımızı, üzümlerimizi dikebileceğiz. Dikebileceğiz aynen. Yani elimizde olmayan şartlardan dolayı bu zaman atladı. Çünkü hiç hava düzelmedi ondan sonra. Evet. Ya bir düzen oldu da o arada başka şeylere koşturduk. Pazar günü de bir video girmiştik. Aynen. Yine pazartesi, salı sağ olsun hava inanılmaz fırtınalı, yağmurlu ve soğuk olduğu için dün hatta Fethiye civarına, Üzümlü civarına, evet, kar bile yağdı. Görünüyor zaten. Hani böyle soğuk yani hava şu anda buralarda da. Güzel. Bugün de bozacakmış. Evet, hemen hızlı hızlı bu işi halledelim. 3 tane üzümümüz var. Onları dikelim. Hı-hı. Geri kalan yani sardunyayla yasemin almıştık. Onlar da tüplü fidanda zaten. Aynen. Zeytinleri dikmiştik hatırlarsınız belki. Diğerleri de tüplü fidanda olduğu için bir sıkıntı yok. Yani onları da dikeceğiz illaki bir boşlukta. Hı-hı. Şimdi üzümlerle başlayıp. Evet. Çardağı bir şekillendirelim. Evet, bir an evvel sarmaya başlasın. Aynen. Bir de bu var. Bunu da komşu söküp getirdi bize. Hazır köklü, büyükçe bir asma. Şu kadar da boyu var. Bu muhtemelen onlardan daha önce hareketlenir. Ama nerede o diğerleri? Ha, burada. Bunlar da kısa değil aslında. Bunlar da çok kısa değil. Yani bir tanesi bayağıca uzun. Diğeri de ortalama. Zaten bak şeylerini göstereyim sana. Lili çok değişik bir bitki ya. Bak bak şuralarını görüyor musun? Bak. Tel gibi yuvarlanıp yuvarlanıp sarıyor. İşte saracak bir yer bulamamış. Kendi kendine dolanmış. Orada şeylere, Yasemin'le yan yana duruyordu. Yasemin'e sarılmış. Yani bu da aslında oldukça şey yani. Aynen. Uzun. Bak o uzun boyun o zaman, kadar. O uzun o zaman şu ortaya dikelim. Olur. Ha, ben bir de bunun böyle elimizdeki kalan telle telini çekmeye başlamıştım sabah. Bunları ekene kadar bunları ekip telişini bitiririm yani daha doğrusu. Hmm. Yetişir dedim, bugüne yetişir. Bir de şey, dutumuz var. Dutu da ekelim bari bugün. Olur. Onu da getireyim ben. Olur. Dutu da şuraya ekmeyi düşünüyoruz. Hem buradaki seti tutsun diye bir noktada şey yapsın. Siz söyleyin. Toprak kaymasına vesaire engel olsun diye. Ya yani şu tarafa bir yere ekeceğiz. Zaten şu yabani bir şey. Bahçe temizlenirken onu oradan kesmiş olurum. Güzel. Açıklık olur. Güzel güzel büyür. Ha, bunları göstereyim. O zaman ben dutunu da getirmeye gidiyorum. Sen onları göstereceksin. Tamam. Anne doydu mu doymadı mı tam karar veremedi. Tam oturuyordu yere. Sonra vazgeçti. Bunların varlığı güzel oluyor bu arada. Bu ağaç altlarındaki bütün yabani otları, şu zeytinin dibinden çıkan dip sürgünlerini falan güzel harcıyorlar. O yüzden varlıkları hem bizi mutlu ediyor hem bahçeyi mutlu ediyor. Çünkü sürekli bir gübreleme hali var. İstediğimiz şeye ulaşmak için onlarla birlikte çalışıyoruz diyebilirim. Çok yaklaşma kız. Arılar. Asma temel atma törenimize hoş geldiniz. Buyurun. Çardak. Şunu biraz şey yapayım mı? Toprağını. Yap. Çok saçaklara zarar vermeden. Yapmasan da olur aslında, zaten sulayacağız şimdi. Olur da belki biraz ne bileyim. Biraz bekleyelim. Şöyle. Belki yağmur yağar, sulamayalım da. Ha, olur. Yani çok da şey değil. Azıcık toprak atayım. Şuraya bak, taş yani. Biraz taşlık bir arazi. Şunlar da sütleyenlerimiz. Burada sütleyen deniyor buna. Koyunlar da yemiyor. Maalesef başımıza kaldı. Koyunlar da tavuklar da bunu yemiyor. Diğer bütün otları yedikleri için bahçe bundan dolu. Şu dudun güzelliğine bakın. Dudun. Ezan bundan arasında. Bu sene 3-5 tane de olsa meyve yeriz herhalde. Öyle dedi alırken fidanlıktaki arkadaş. Kendisi de almış. Hemen dedi alır almaz yedim dedi. Taner biraz yoruldu. Evet, ezan okunurken hallettik. Çukurları kazdı ezan okunurken. Ya zaten 3 tane kazdı. Biraz da şuna galiba gübre döktü. Hayvan gübresi. Hepsi ona da döktüm.
Evet, şimdi bunu vereyim ben sana. Şimdi alayım. Burada bir minnak. Tavuklar, horozlar artık bizden korkmuyorlar. Öyle bir yapıya geldik. Kış kış diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Üzerlerine yürüyoruz ama. Benden bazıları korkuyor. Bu hastalığı zamanı hepsini tek tek yakalıyordum ilaç için. O yüzden biraz, ya bunlar değil, içeridekiler özellikle. Beni görünce güzel saklanıyorlar. Ama bu korkmuyor artık. Bu zaten genel olarak bir şeyden korkmuyor ya. Evet. Çılgın horoz ya. Ya Şahin geliyor, Şahin'e ötmeye başlıyor. Bir şey diyeceğim, o biraz uzakta mı kaldı? Gerçi iple şey yaparız, uzatırız değil mi? Şimdi, aynen. Neden? Oraya dolana dolana gider. Bak, şuraya kadar beton zaten bu. Bunun sağlam dursun, evet, diye taş ve beton var bunun altında. O yüzden buraya. Bunu da şey yaparız, şuraya sabitleriz. Zaten o bence hemen sarınacak şunlarla. Büyük ihtimalle. Oh. Biraz başım döndü. İyi kalk. Yine burada bir sütleyen tarlası. Hı. Ya burada buna bu arada sütleyen diyorlarmış. Biz bilmiyorduk adını. Adı ne acaba? Yani bir muhtemelen bir adı vardır. Ama şey işte herhalde şundan ötürü. Böyle kırdığınız zaman içi böyle beyaz beyaz. Sütlü. O yüzden koyunlar yemiyor zaten. Evet. Bu zaten kedi köpek için de benim bildiğim kadarıyla toksik bir şey. İçinde süt barındıran bu tarz, yani beyaz sıvı barındıran şeyler hayvanlar için toksik oluyor galiba. Evet, bu asmamız da. Buna biraz su yiyince kendine gelir. Toprağı açılır. Aynen. Şimdi su doldurmaya giderken size şu kayısı çiçeklerini çekmek istedim. Çok böyle üstünde fazla fazla yok ama fırtınadan dolayı düştü tabii. Geçen sene yaz başında gerçekten kasa kasa kayısı almıştık bu ağaçtan ve şurada da bir tane kayısı var. Oradan kayısı reçeli yaptık, kayısı marmelatı yaptık. Kayısı kuruttuk, pestil yaptık. Bu iki ağaç gerçekten bizi bütün yaz boyunca öyle güzel besledi ki bu çiçekler çok güzeller. İnşallah bu sene de bol bol kayısı verir. Ne oldu mantar? Bir de bizim günlük ağacının, şimdi inşallah sesi duyulur, İçinde inanılmaz bir arı potansiyeli var. Yani birilerinin arısı, komşuların herhalde arısı var. Şimdi şöyle yapayım. Zaten şuradan gözüküyorlar. Biraz da sessiz durayım. Belki duyarsınız sesini. Dereden su çektim, geldim. Tırmalama tahtası şehir kedilerinin işi zaten ya. Mantarım gene bugün avcılık olarak boş geçirmediği bir gün. Evet, iki fare bir kuşu var. Bugün mü? Evet. Bir tane değil miydi ya? Kuş da mı yakaladı bugün? Tabii. Yani mantarın bu halleri gerçekten bize şey yapıyor, etkiliyor yani. Etkiliyor derken yani özgüvensiz bir kedinin bu duruma gelmesi etkiliyor. Ha tabii canım, yani hani mantar insan görünce koltuğun arkasına saklanıp o insan evden gidene kadar, o insan 3 günde kalsa evde dışarı çıkmayan bir hayvan, yani o sürede yemeyen, içmeyen, tuvalete gitmeyen bir, evet, hayvanken şu an köpekleri döven, ev kapısından köpekleri tokatlayan, ev kapısından veterinere gitmeye çalışırken altına işeyen bir hayvan. Korkudan altına işeyen, daha sokağa bile çıkmadan yani apartmanın içinde. Şu an böyle bir işte Ali Kıran baş kesen gerçekten dedikleri. Gerçekten inanılmaz yani. Hani kime anlatsak, yani mantarı tanıyan İstanbul'daki arkadaşlarımıza şok içinde kalıyorlar. Can suyunun manası da şey, yani bu tüpte ya, hı hı, bundaki toprakta ekildiği toprağın birbirine karışması.
canına can katması. Yoluna yoldaş olması. Şunu da bağlayalım mı iple? İple. Bağlamıştım, çözülmüş. Uçmuş rüzgarda. Biraz kalsın o da. Daha uzun bir ip getirdim. Var var arkamızda. Evet. Şurada. Şuna geçeceğiz. Niye böyle bir zikzak çizdik? Tavukçum gider misin? Yani iki gübreye döktük diye oraya illa orada eşelenecekler. Bekliyor orada. Evet bekliyor mesela, kaçmıyor hani. Sana da su dökeyim mi? O gene gelip eşelenecek çünkü ıslandı orası. Islak yerden solucan çıkarıyorlar ya, o yüzden. Bak hiç korkuyor mu hiç? At biraz, dök kafasına suyu. Komik ya gerçekten. Şunu da sulayalım. Evet. Eşelen, sen bunu hak ettin. Onu bol miktarda dökebilirsiniz zaten. 10 gündür falan ekildi. Onu Mehmetcan ekti. Vay Mehmetcan'ın. Deli yani. Akıllı değil ki. Şimdi kalan teli de çekiyor. Tek sıra daha çekeceksin değil mi? Başka çekmeyeceksin. Yok. O delikleri orada göreceksin. Hı-hı. Demirde delikler var. Ha, ortada şimdi iki tane de ay. Burada tabii ışık ters olduğu için gözükmeyebilir. Ha, şuradan göstereyim. Şurada bir tane var. Burada bir tane var. Şu an budu sabitliyor. Şunu sabitledi. Ya hemen çekecek misin? Onu demek istedim yok, yani. Çünkü acelesi yok ya. Ya. Tel yok zaten. Bir de acelesi yok. Ben bu musluk gideri açmak için aldığım tel bu zaten. He doğru. Hazır elde sağda solda ayağımıza takılacağına. Ekelim evet. İşi görürsün. Bari başka dedim. Var mı peki? Tel mi? Hı-hı. Tel yok işte. Bu demiri delemedim. Pardon bir daha. Bu demiri delemedim çünkü mat kabucu kırıldı o arada. Yani o çünkü belki 150 tane falan delik açtım demirlere toplamda. Bunu da böyle bağlıyorum. Bir şey olmaz herhalde. Hadi dutu da ekelim. Zaten bulutlar geldi. Yavaş yavaş geliyor. Kazma mı verelim? Yer belirleyelim önce. Yani yeri belirledik de hani tam lokasyon. Yani şöyle herhalde. Şurası daha açıklık değil mi? Şurası. Ama burası da çok taşlık değil mi? Bakalım bilmiyorum. Bu set komple taş. Ama ağaç olduğuna göre senin söylediğin... Taşlar sonradan. Ya set olarak yapılmış belli de belki senin olduğun yer biraz daha hani çökmüştür. Daha toprak duruyor. Bir de nar da var burada. Tam arkasında Taner'in bir tane nar var. Tavukların dibinde yattığı. Burada ağaç bitiyor demek ki yani. Niye bitmesin canım? İnşallah kısa sürede bol bol meyve verir de. Aynen bunu çok bozmuyorum. Zaten tomurcuklar yeni açtı. Evet. Çok bozuk da problem yaratmasın. Kendi kendine çözülsün. Bol bol meyve ver. Hem meyveni yiyelim hem reçelini yapalım. Çok heyecanlıyım bu tiz. Hem güzel gölge. Oğlum gidin ya. Kova vardı orada. Gıp gıpa bak. Kalite gibi. Hazır yeri gelmişken gıp gıpımızı gösterelim. Bizimle birlikte eskiler bilir gıp gıpın hikayesini. Bir de
Ebru var bizim arkadaşımız. Yazın geldiğinde balkona tünüyordu gıp gıp. Geçenlerde dedi ki hiç videolarda gıp gıpı göstermiyorsunuz. Ebru bu senin için. Bunu da sulayalım mı biraz? Ne dersin? Kızlar müsaade ederse. Çekilme. Aa, denilere bak. Kıp kıp ya. Bunların saati geldi. Hadi onları ama da yemleyelim o zaman. Dışarıda mı yapalım, dışarıda mı yapalım? Bence dışarıda yapabiliriz dışarıda çünkü yapalım. Hemen fıt fıt yiyorlar. Aynen. Hazır. Sonra da yağmur yağarsa hemen içeri alırız. Aynen. Yani pisleyeceklerse dışarı pislesinler çünkü evet. Yani yiyip hemen yapabiliyorlar. Şimdi Taner buraya çeşit çeşit folluk yapmış. Anlatmıştı zaten çevreden yumurta topladığımızı. Bizim için gerçekten zor oluyor. Yani bir seferde böyle her gün 10 yumurta alırken şu an folluğa yumurtlayanlar hani 2 yumurta falan oluyor. Hepsini bahçeden topluyoruz. Muhtemelen bulamadıklarımız da var. O yüzden birkaç gün kapalı tutup kızları şimdi böyle işte kasadan, plastik kasadan ve koliden, iki tane koliden folluk yaptık. İleride de bir tane folluk var. Bakalım inşallah. Şimdi mesela Taner şu an arıyor. Oralara yumurtluyorlar ve bizim için çok zor oradan alması. Hem böyle dik bir yamaç gibi orası. Hem de çok fazla ot var. Onlar rahatlıkla giriyor ama bizim için çok zor. Bu arada burada da yoğurt kovalarında şey var. Mısır koymuş Taner. Turşu suyuyla ıslattık mısırı. Probiyotik olsun diye. Onu yiyorlar. Ayrıca İşte süt kaynatıyoruz, peynir, yoğurt yapıyoruz. Kalan peynir altı suyundan da yine mısırı ıslatıp veriyoruz. Hani elimizde oldukça bir gün ondan, bir gün ondan hayvanlara bu şekilde bir besin takviyesi yapıyoruz. Şimdi de koyunların yemlerini ayarlayacak. Evet. Bir mısır, iki mısır. Bu kuzuların. Kuzulara. Bu kuzu yemi. Minik olanlar. Ya kuzu ve şeyin ergen olan şey var ya. Deli koçumuz. Çok küçük adam. Koçuk. Bu da süt yemi. Anneleri. Evet. Bir de buğday koyuyoruz değil mi? Aynen. Bu arada şey kafamıza göre değil 200. Her birini ölçtüğümüzde bu 200 gram alıyor diyeyim. Hı hı. Ona göre ayarlıyoruz. Onun için böyle. Bir de buğday. Şeyin haricinde işte otun haricinde yani yedikleri yeşil otun birer bardak da buğday. Yedikleri kuru otun haricinde öğlen beslenmesi bu. Evet, sabahları ne koyuyordun? Saman mı? Ya zaten geceden saman oluyor önlerinde. İllaki bol bol. Akşam fazla fazla koyuyorum. Ben bunları hazırlıyorum. Her akşam bu ikisini döküyorum. Zaten yemiyorlar dışarıda bütün gün yedikleri için. Yani içeriye çok bulaşmıyorlar yemeğe buna. Hı hı. Anca hani karınları şiş olsun isterse. Çünkü bu çok keyifli tükettikleri bir şey değil ama doyuyorlar. Yani bu besleyiciliği hı hı de yok. Sadece doyuruculuğu var. Yonca veriyordum bu dışarı çıkartmadan önce. Yani hı hı sabah. Yonca, ha, evet, yonca bunlar. Yonca akşam bitti. Yonca. Yonca bitti bir de yonca zamanı da değil şu an. O yüzden. Yonca bulmakta zorlanıyoruz. Evet. Aynen, elinde olanlar da satmıyor. Satmıyor çünkü kendi hayvanına veriyor. Satsa da pahalı oluyor. Zaten bütün yani sabah 9.30'dan işte hava eğer iyiyse akşam güneş batana kadar dışarıdalar otluyorlar. Zaten otlamanın da son şimdi zaten yatmaya başlamışlar 1-2-1-2. Bunları yedikten sonra zaten doyuyorlar ve yatıyorlar geviş getirmeye başlıyorlar. Aynen. Ama buna deliriyorlar gerçekten. Evet. Şimdi göreceksiniz nasıl bağırdıklarını. Kırmızı leğeni görünce tepkiler inanılmaz. Gençler. Gelirler şimdi yanıma.
Bak geliyor oğlum. Gel. Hepinize vereceğiz, hepinize. Şu an tabii Lili de heyecanlandı. Bir şey vereceğiz zannediyor ona. Heh, çocuklar oraya geç. Hadi sen de oraya git. Sen de küçüksün. Lili sen ne istiyorsun? Salak anlamadık ya hala. Gel. Heh, geldi. Lili. Ne oldu kızım? Sana mama yok mu? Şimdi Taner orada iki anneye veriyor. Burada yavrular besleniyor. Mantar orada arada geziniyor. Lili burada. Sadi evde fırının masanın orada Suzi yatıyor. Tavuklar da etrafta. Asayiş Berkemal. İnşallah yağmur az yağar da bütün gün dışarıda kalır bunlar. Evet şimdi Taner götürdü. Bir tek erkek koç kaldı. Onu da şurada göstereyim. Bağırıyor tabii. O yalnız kalınca çılgınlar gibi bağırıyor. Onu biraz daha besleme yapacağız. O yüzden ayırdık ve bağladık. Bağlamayınca asla durmuyor. Annelerin peşinden yıkıyor, geçiyor yani. Şimdi ona biraz daha besleme yapıp onu da ahıra alacağız sonra. Sen gel. Korkuyor ama yemeği görünce tabii. Ye. Ya çok komiksin ya. Şey çok yakın oldu bu arada. Onu geri almamız lazım. Ne? İşte bundan. Yani şu ipin sınırında bir yere koymak gerekiyor ki ipi takmasın. Gel. Gelene bak arkanda. Ne var kız? Yesene. Bana niye bakıyorsun öyle? Yorulduk biraz. Evet. Koç bizi yordu. Koç yapmaya çalıştığımız kuzumuz bizi yordu biraz. Sizce bundan olur mu? Yani bugün yayınlarız videoyu. En kötü ihtimalle Cuma günü ben bunu pazara götürüp 3'üne 5'ine bakmadan vereceğim. Çünkü bizi biraz fazla yoruyor da özellikle Taner'i beni değil de yani çok korktuğu için çok asabi. Korkma falan değil ya bu artık yani ayrılamıyor büyük şeyden. Evet mesela normal kuzularla birlikteyken böyle onları süse yemek yiyor yemini. Biz şimdi ayırdık ona biraz daha fazla verelim biraz daha hani semirsin diye. Ama mesela yemiyor şu an bağırmaktan yani o tarafa gitmek istiyor, diğerlerinin yanına gitmek istiyor. Neyse, biz üzümlerimizi ektik, karadutumuzu ektik, hayvanlarımızı yemledik. Şimdi biraz yağmur geliyor. Geri kalanlarını toplayıp eve sokacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok görüşmek sağ olun. Üzere, hoşçakalın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.